Partisi'nin gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'la birlikteyiz. Merhabalar efendim, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memleketimden geliyorsunuz, evet, Adana'dan. Evet, Adana. Oldukça sıcak galiba, evet, Adana'da, evet. Havalar değil mi? Gündem de çok sıcak. Doğalgaza %15, evet, zam geldi şu anda vatandaşın gündeminde. Tabii ki zamlar ardı ardına geldiği için hangi birine insanlar artık, hı-hı, şaşıracağını, üzüleceğini ve dert edeceğini şaşırmış durumda. Gerçekten büyük bir isyan söz konusu. Diğer taraftan biliyorsunuz görüşmeler var. Memurların en son olarak %6 artı 4 teklifi, hı-hı, gelmişti hükümet tarafından. Ancak henüz belli değil. Dün Ankara'da büyük olan olaylar yaşandı. Memurlar gözaltına alındı. Hmm. 6 kişi gözaltındaydı son olarak. Evet, seçim öncesinde baktığımızda AKP'nin vaatlerinden biriydi. Özellikle doğalgaza indirim, %10 indirim yapacağız demişlerdi. Hmm. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Binali Yıldırım'ın da vaatleri arasındaydı. Bu %10 indirim gelecek doğalgaza denilmişti. Ancak seçim bitti. Zamlar ardı ardına geldi. Benzine ayrı, elektriğe ayrı, doğalgaza ayrı. Hı hı. Gıda fiyatları zaten almış başını gidiyor. Evet, evet. Ama maaşlara yapılan zamlar, bakıyoruz, çok 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 altında. Gördüğümüz tablo şu: ekonomik bir kriz oluştuğunda Türkiye'de geçen dönemlerde birazcık o paylaşılırdı. Ama bu dönem yasal mevzuatlarda hatta hep söylüyoruz meclis kapanırken, ya bizim çıkarttığımız yasalar 5 tane müteahhitin daha ona kolaylık olsun, yeni krediler açılsına yapıldı ya da borçlarını kapatmaya. Ama hep vatandaşın sırtına yük gelecek maddeler vardı. İşte yurt dışı harç bulundan tutun da vergi oranlarının artırılmasına kadar. Şimdi zam furyası, seçimler bitti, hemen defter açıldı, zamlar başladı. Keşke indirim yapacağız demeselerdi. Yani ya da bu konu hiç gündem etmeselerdi. Çünkü bu halkla dalga geçmek. Yani siz bana oy verirseniz ben indirim yaparım, vermezseniz zam yaparım gibi bir bakış. Gerçi birkaç yerde belediye başkanları indirim yapacağız dedikleri yerde %2, %3 indirim yapıp tekrar %10-15 zam yaptılar. Tabii bu zamların hepsinin bu yaz aylarında geliyor olması, insanların tatil moduna girdiğinde, işte ekonomisini biraz tatile de harcayayım, hı hı, dediği bir dönemde denk gelmesi tabii kötü bir şey. İnsanlar psikolojik olarak da çok etkileniyor. Bir başka boyutu da tam bu dönemde memurların, işçilerin bir zam talepleri var. Daha doğrusu maaşlarının, evet, belirlenmesi var. Çok komik açıkçası. Yani %50'leri buluyor. Bu dönemi demiyorum. Krizden bu yana bakıldığında vatandaşın cebinden çıkan, hı hı, orana baktığımızda %50'lere yakın bir fark var. Yani %50 zamlanmış. Enflasyon her ne kadar %50 bulmasa da hissedilen oran o. Evet. Son gelen zamlarla bu %30'lara kadar çıkmış durumda. Ocak ayından bu aya baktığımızda, ama verilen zam oranları çok komik. Maalesef yine vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda ülkenin krizi. Evet, seçimleri geride bıraktık. Bazı şeyler, özellikle belediyelerle ilgili sıkıntılar yavaş yavaş son bulmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin göreve gelmesiyle birlikte birçok kentte tabii ki değişim başladı, ama bu zamlar maalesef vatandaşı yine kara kara düşündürmeye devam, evet, ediyor. Bir taraftan işsizlik had safhada, özellikle sizin bölgeniz Adana'da, değil mi? Evet, evet. Benim de gözlemlediğim kadarıyla inanılmaz bir işsizlik söz konusu. Hı-hı. Aynı zamanda tabii ki Suriyelilerin de Adana'da çok fazla, evet, bulunması, değil mi? Hı-hı. Fazla Adana çok dile getirilmiyor Suriyelilerin yerleşim, hı-hı, yeri olarak, ama bence büyük bir sıkıntı yine. Elbette, Adana'da olmaz Suriyeliler mı? Sorunu. Olmaz mı? Türkiye'nin dört bir yanında var artık bu sorun. Belki biraz Karadeniz'de, Orta Anadolu'da belki daha az. Özellikle kıyı bölgeleri, İstanbul, Ankara, İstanbul başta olmak üzere, Ankara'da da o kadar fazla yok. Ama Mersin, Adana, Hatay, Urfa hattı, o, evet, bölgeye çok yoğun bir şekilde, kayıtlı olmayanların da yoğun olduğu bir yer orası. Neredeyse mahalleler kurulmuş durumda. Elbette
Suriyelilerin yarattığı bir ekonomik sıkıntı var ama bunun yanında güvenlikle ilgili sıkıntılar yaratmıyor değiller. İşsizlik oranlarını etkiliyorlar. Tabii ulusal bir problem. Bu problemi bölgesel olarak değerlendirmek de yanlış olur. Gördüğümüz kadarıyla Adana sorunları artarak büyüyor. Yani Türkiye'de işsizlik oranına bakıldığında ilk 5'in içerisinde ama daha vahim olanı genç işsizlikte birinci sırada. Yani çocuklar üniversite mezunu oluyor, çoğunlukla üniversite mezunu. Ama %27-28 oranında neredeyse 1/4'ünden daha fazlası iş bulamıyor. Hı hı. Türkiye'de temel problemlerin içerisinde işsizlik. Ama Adana'da bu nitelikli göçe çevirmiş durumda. O yüzden bir an önce Adana'nın işte geçmiş dönemlerde cezalandırılıyormuş gibi bir pozisyon var özellikle hükümet nezdinde. Bunun bir an önce değişmesini istiyoruz. Adana'da örneğin stadyum işte 5 yıldır devam ediyor, bitmiyor. Örneğin metronun uzatılması gerekiyordu, yapılmıyor. Tüm Türkiye'de metro hatları merkezi hükümetlere alındı, Adana'da alınmadı. Hangi belediye gelse bazen Adana'dan bakan milletvekillerimiz oldu. Onlar da dahil olmak üzere hemen hemen hiçbir konuda Adana maalesef bir türlü iyiye doğru gitmiyor. Eski Adana'yı özlüyoruz açıkçası. Evet, tabii ki geçmiş dönemleri ben de anımsıyorum. Daha yaşımın küçük olmasına rağmen gerçekten müthiş bir bolluk, müthiş bir bereket vardı Adana'da değil mi? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı hem Adana'yı çok iyi bilen bir kişi Zeydan Karalar. Hem de Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde yaptıkları ortada. Hemen ilk yaptığı şeyi söyleyeyim. Tekrar Altın Koza'ya döndük. Tekrar Adana'nın sanatçılarıyla film festivalinin Türkiye'de yankı yapan festivale tekrar döneceğiz. Çünkü Adana sadece bereketli topraklarıyla anılmıyor. Sıcağıyla da tek başına anılmıyor. Sanatçılarıyla da anılıyor. Kültür konusunda yaptığı çalışmalarla anılıyor. Herhalde Türkiye'de adı geçen ya da ünlenen ya da ya bize 10 tane sanatçı say dediğinde 5 tanesi Adanalı'dır. Evet, Adanalı olmak böyle, bir ayrıcalıktır diyelim. Adana'nın sarı sıcağı mert, cesur insanlarını da üretiyor. O açıdan Adana'nın böyle özellikleri var. Evet, buradan Adana'dan bizi izleyen... Siz Adana'yı çok özlemişsiniz belli ki. Evet, orada doğdum ve büyüdüm. Zamanda, evet. Ama tabii ki çok aşırı sıcak olması sebebiyle şu dönemlerde tercih edeceğimi pek sanmıyorum diyelim. Şimdi az önce de siz ifade ettiniz, vatandaşlar işte şu dönemde tam tatil zamanı, bir taraftan da tatile işte bütçe ayırmaya çalışıyorlar vesaire diye. Ancak bir araştırma yapıldı. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin %60'ı tatile çıkamıyor. Hı hı. Çıksa bile belli bir kesim %60.8'inin ise bir haftalık bir tatil yapabildiğini ancak söylüyor. Ama yurt dışından gelen ülkemize tatil yapmaya gelen kişi sayısında da rekor bir artış var. Düşünsenize kendi milletimiz o güzel işte diyoruz ya Türkiye'nin işte üç bir yanı denizlerle kaplı muhteşem bir doğası hepimize sunduğu ayrıcalığı havası ama biz bundan faydalanamıyoruz. Hı hı. Sahile gidemiyoruz. Denize giremiyoruz. Evet. Gidilecekse bile şu anda bakıyorsunuz tatile çıkacak mısınız diye sorduğunuzda birçok insan evet memleketime gideceğim diyor. Hı hı. Artık bitti o devir gibi görünüyor. Zaten %60 demek büyük bir oran demek. Ama işte yurt dışından gelenler çok rahat bir şekilde TL'nin de değer kaybıyla birlikte ortaya çıkan bir sonuç oldu bu. Geliyorlar. Aylarca tatil yapan yurt dışından gelen emekliler var mesela. Hı-hı. Bir de kendi emeklimize, kendi yurttaşımıza bakıyoruz. Durum içine acısı. Evet, imreniyoruz onları. Daha çok gelsinler aslında. Onlar bizim misafirlerimize ekonomi anlamda da ciddi katkı sağlıyorlar. Hele hele böyle bir ekonomik kriz içerisinde sektörlere baktığımızda ayakta kalabilen tek sektör turizm. O vesileyle yabancı turistlerin gelmesini isteriz. Ama Türkiye'de de vatandaşlarımızın daha kolay tatile gitmesini sağlamak gerekiyor. Her şeyden önce yurt dışından gelenlere verilen fiyatların yurt içindeki vatandaşlara verilmiyor olması en büyük haksızlık. Yani siz
yurt dışı üzerinden Antalya'da yani bir otel. Yani tam tersi olması gerekmiyor mu? Maalesef yurt dışı üzerinden Antalya'ya gelmek isteseniz size verilen fiyatla Türkiye'den başvurduğunuzdaki fiyat arasında korkunç bir fark var. Bilemiyorum bu uygulamalarla ne amaçlamaya çalışıyorlar onu da anlamış değilim. Ama sonra bir krize giriyorlar ya da işte Türkiye'de bir siyasi kriz patladığında veya dolar kuru yükseldiğinde yabancı turistler gelmediğinde hatırlayın işte portakal meselesine ya da savaş uçağı olayında Rusya'dan turist kesilince hemen yerli turist beklentilere girdi. Bu turizmin bir durumu yani yurt içindeki vatandaşlara yaptığı haksızlık ama asıl mesele bunların hepsi aşılabilir. Ama asıl mesele Türkiye'de adalet yani gelir adaletinin korkunç derecede bozulmuş olması. Artık ciddi bir uçurumlar haline geldi. Düşünün asgari ücretle çalışan ki ülke nüfusunun çoğunluğu eğer iş bulabilmişse asgari ücretle çalışıyor. O vatandaşımız turiste verilen fiyatlarda dahi verilse Antalya'ya gitme şansı yok, uçağa binme şansı yok. Şimdi uçak fiyatlarına bakıyorsunuz 300 lira, 400 liradan aşağı değil tek gidişler. Sadece sanırım yol parasını harcar. O nedenle insanlar daha uygun fiyatlı tatilleri tercih etmeye başladı. Adanalısınız bilirsiniz Adana'da Karataş'ta çadır turizmi vardı. Yani insanlarımız hafta sonları giderdi, çadırını kurardı, denizine girerdi. Bu son yıllarda yoktu. Şimdi tekrar başladı çadır turizmi. Türkiye'nin korkunç güzel doğa güzelliklere dolu turizm bölgeleri var. Oraları keşfetmeye başladı. Kendine alternatif turizm yerleri bulmaya çalışıyor. Ama Türkiye'de bu gelir adaletsizliğini engelleyemiyorsanız en azından emeklilere, en azından belli ihtiyaçlı olanlara daha kolaylıklar sağlanabilir. Bir dönem bu dile getirildi. Seçim vaatlerinin içerisinde de geçti. Ama maalesef Türkiye'de bunlar çok yapılıyor değil. Bir emeklinin, örneğin Türkiye'de bir emeklinin tatile gitmesi mümkün değil. %60 oranı var ise o da iyiymiş yani daha yüksek oranda olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi bir de emekli maaşlarına bloke haberleri çıkıyor. Bir de bu var yani zaten insanlar geçinemiyor. Emeklilerimiz zaten zor ve sıkıntılı durumda. Emeklilikte yaşa takılanlar bu arada Twitter'dan şimdi bize ulaşmışlar. Onların sorunları gerçekten çok büyük. Bunlarla ilgili bir şeyler tabii, yapılması lazım meclis, artık. Meclis yasa düzenlenirken toplumun ihtiyaçlarını göze alarak yapar. Örneğin işte bir haksızlık var. Emeklilikte yaşa takılanlar, tüm siyasi partiler bunu dile getirdi. AK Parti dışında ki çoğu yani AK Parti dışındaki partileri topladığınızda yani MHP'yi buraya dahil ettiğinizde yeterli sayı var. Bunların çözümüne ilişkin vaatlerde bulundular ve doğal olarak meclise geçtiklerinde bunlarla ilgili çalışma yapar. İşte biz de kendimize düşen görev olarak emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin işte emeklinin maaşlarının yükselmesine ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz bize hükümetin getirdiği torba yasanın içerisinde sadece son haftayı örnekleyeyim 400 milyarlık bir paket vardı. Yine bakıyorsunuz yine bu sarayın 5 müteahhitine yönelik bir kolaylaştırıcı bir paket. Yeni kaynaklar, borçların ertelenmesi, borçların silinmesi. Ama dönüyorsunuz toplumun büyük çoğunluğun olduğu yere. Ciddi bir haksızlık var. Yasaları da yok sayan uygulamalar var. Birkaç vatandaşımız bize ulaştı. Biz de açıkçası çok önemsemedik. Yasa olarak bir emeklinin maaşına icra getiremiyorsunuz, bloke koyamıyorsunuz. Evet. Mümkün değil. Ama vatandaşımız inatla bunun bloke edildiğini söyledi. Biz de belgeler istedik. Sonra bir baktık ki mahkemelik bile olmuşlar. Şöyle bir şey yapıyorlar. Nasıl olsa vatandaş mahkemeye gidemez, avukat tutamaz. Çünkü avukat tutacak olsa borcunu öder. Yani, çünkü ciddi. Evet, çünkü ciddi bir şekilde borç içerisinde. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi yani emekli kendi geçimini sağlayamıyor. Belki de bir tatile gideyim diye kredi çekiyor. Onu ödeyemeyince yaşamını devam ettirecek maaşı alamaz hale geliyor. Onu da şöyle yapıyorlar.
yasa olarak bloke koyamıyorlar. Ama blokeyi koyuveriyorlar. Sonra da siz itiraz ediyorsunuz. O zaman diyor ki gidin mahkemeye gidin siz diyor. Mahkemeye gidiyorsunuz eğer gidebilecek gücünüz varsa. Mahkeme sonuçlanana kadar o bloke devam ediyor. Yani sizi maaşını vermeyerek disipline etmeye çalışıyor. Öyle ya da böyle neyin varsa sat getir borcunu öde diyor. Yani yasanın mahkemeye geçen süresini kullanmaya çalışıyor. Sonra bir baktık bu gündem edilince Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da benzer şeyler yaşanıyor. Yani devletin kendi kurumu yine yasalara uymuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu örneğin bir emeklisiniz, gittiniz bir iş yeri açtınız. Sonra da iş yerinde o primleri ödeyemediniz. Ama bu arada emekli maaşınız yine geliyor. Primleri ödeyemediğiniz için sizin emekli maaşınıza bloke koyuyor. Ya da oradan kesinti yapıyor. Bunların hepsi yasa dışı. Tek yaptıkları şey şu, gidin mahkemeye verin diyor. İşte mahkeme bir sene, iki sene, üç sene ne kadar sürecekse geldiğinde. Peki ne yapılması gerekiyor? Bu usulsüzlüklerin yapılmaması gerekiyor. Yani bu işlerde hızlı karar verilmesi gerekiyor. Ya da devlet burada ne güne duruyor? Hemen müdahale etmesi gerekiyor. Mesela biz bu konuda ilgili bakanlığa yazdık. Dedik ki bu özel bankalar emekli maaşlarına bloke koyuyor. Yapacakları şey şu, denetleyecekler. Yani bu işin mahkemeye neden gidilsin? Çok açık. Niye vatandaşa ek masraf yaratılıyor ya da bir sene sonra sonuçlanacak, iki sene sonra sonuçlanacak bir mahkemeyi bekleniyor? Yapacağı şey şu, bankaları denetleyecekler. Eğer herhangi bir emeklinin maaşına bloke konmuş ise ya da icra konmuş ise ona ceza verecek. Ceza verecek ki bir daha özel bankalar emeklinin 3 kuruş maaşına göz dikmesin. Evet, buradan da bunu dile getirmiş olalım. Şimdi birçok konu var, konudan konuya da böyle atlamış oluyoruz ama bugün yani Eren Erdem bugün aslında en önemli konuşulması gereken konulardan biridir. Evet. 400. günde Cumhuriyet Halk Partisi bir çağrı yaptı. İşte bugün Silivri'de olacak birçok kişi ve isim. Gerçekten bakıyorsunuz yani ortada hiçbir şey yok. Elle tutulur bir baktığınızda iddianame bile yok. Serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığı gün tekrar bir savcı tarafından yeniden içeri alınıyor. Ve 400. günü de bugün geride bırakıyoruz. Dile kolay. 400 gündür hukuksuz bir şekilde tamamen baktığınızda tüm uzman görüşler üzerinden söyleyecek olursak hukuki değil tamamen siyasi bir sonucu yaşıyoruz. Evet. Ya hukuk özellikle bu yeni sistemde tümüyle yürütmenin egemenliği altına girdi. Yani Cumhurbaşkanı bir konuda bir açıklama yapıyor. Bunun hakkında soruşturma açılması gerekiyor deniliyor. Hemen savcı ertesi gün soruşturma açıyor. Ya da siyasi hareketlenmeler olduğunda mesela Ali Babacan parti açılacak deniliyor. Bir bakıyorsunuz bedelini onun hakkında bedelini öder deniliyor. Açık bir şekilde tehdit ediliyor. Ya da İstanbul İl Başkanımız 7 yıl önce attığı tweetten dolayı mahkemelik olabiliyor ya da genel başkanımıza ciddi o tutarda tazminat davaları açılabiliyor ya da İYİ Parti genel başkanına keza aynı şekilde bir korku imparatorluğu yaratılıyor. Bu yöntem toplumu sindirme yöntemi. Açıkçası hukuk herkese lazım. Eğer hukukun eksik olduğu yerde güven azalmaya başlar. Güven azaldığında da ekonomik dahil olmak üzere herkes etkilenir. Yaşayan herkes etkilenir. Ekonomisi iyi olanlar yurt dışına kaçmaya çalışır. Bu güvencesizlik ortamında insanlar başka yöntemler aramaya başlar. Bunun yarattığı tehlikeyi görmemek mümkün değil. Eren Erdem özeline girersek de hiçbir şey yok ortada. Yani bir suç unsuru söyledikleri bir anlam taşıyan bir şey de değil. 400. gününe geldi. Maalesef hükümet de bu tür konularda deve kuşu misali kafasını toprağa gömüyor. Koca gövde dışarıda bunu yok sayıyor. Yani diyor ki mesela Türkiye'de gazeteci içeride yok diyor. Ya da işte bu başka orada bir yerden diyor. Bakın diyor basına diyor. Gayet istediklerini yazabiliyorlar diyor. İstediklerini yazabiliyorlar dedikleri havuz medyasını iftira yazabiliyorlar. Asıl itibariyle bu gördüğümüz tablo Türkiye'ye yakışmıyor. Buradan bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Bugüne kadar özellikle ilk hükümet dönemlerinde hep eleştirdikleriydi bu. Ama şu an kendileri çok daha fenasını yapar hale gelmiş durumdalar. O yüzden de Eren Erdem bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Bugün de
Bir grup milletvekili arkadaşımız oraya gidecek, açıklama yapacak. Türkiye gündemi çok hızlı ama buna rağmen Eren Erdem her hafta ziyaret ediliyor. Her hafta gündem edilmesi konusunda çabalarımız var. Dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak zaten durmak yok, hı hı, size. Pazartesi Kaz Dağları'na gideceğiz en az 50 milletvekiliyle. Hı hı. Kaz Dağları gerçekten yani insanın içi acıyor o, hı hı, görüntüleri görünce. Hı hı. İnanamıyorsunuz gözlerinize. Yani evet, evet. Bir millet geleceğine bir taraftan sahip çıkmaya, hı hı, çalışıyor. Diğer taraftan sadece rant uğruna, hı hı, atılmış adımlar, verilmiş teşvikler hepsi, evet, ortaya çıktı. Hı hı. Ve gerçekten diyorsunuz ki ya nasıl olur? Bu güzelim, kendiniz oraya gittiğinizde gözlerinize inanamayacağınız bir doğa harikası, evet, bir yer. Evet. Aynı şekilde Salda Gölü, hı-hı, de yine öyle. Ama yani şu görüntülere baktığınızda hakikaten insan, hı-hı, böyle bir yüreğinden bir şey kopup gidiyor. Evet. 195 bin ağaçtan bahsediliyor. Hı-hı. Ki bakanlık tarafından yapılan açıklamada 13 bin denilmiş. Hı-hı. Yani Allah aşkına şurada 13 bin ağaç kesilmiş gibi bir görüntü var mı? O bile bir savunma değil. O bile çirkin. O bile kötü. Siz 13 bin ağacı bile kesemezsiniz aslında. Şimdi burada birkaç nokta var üzerinde durmak gereken. Bir tanesi, dünyada belli değerler zaman içerisinde değerini yitirir, yeni değerler çıkar. Özellikle büyük devletlerde ona ilişkin gelecek senaryosunu kurar. Örneğin işte nükleer santrallerin çok kıymetli olduğu dönemler oldu. Evet. İşte özellikle Doğu Blok ülkelerde yapıldı. Sonra petrol aramalar başladı falan. Son yıllarda en çok konuşulan ve gelecekte en kıymetli olarak bahsedilen su. Çünkü dünyada, evet, su kaynakları yeterli değil. Türkiye'de sıkıntılı ülkelerden birisi. Yani su kaynakları yeterli olmayan ülkelerden birisi. Bize zamanında ilkokulda hep şey denirdi. İşte Türkiye kendine yeten ülkedir. Tarımıyla, suyuyla, su kaynakları çok iyidir. Ama bu doğru değilmiş. Çünkü su kaynakları işte üç tarafı denizlerle çevrili olması ya da akarsuların olması anlamına gelmiyor. Kullanılacak su çok kıymetli. Kaz Dağları'nda Türkiye'nin en kaliteli suların olduğu yer. Ciddi bir su kaynağı ve oradan da bir sürü insan su ihtiyacını gideriyor. Siz oraya ne yapacaksınız? Siyanürle altın arayacaksınız. Yani doğayı öldüreceksiniz. Ve o doğayı öldürdüğünüzde geriye dönüşsüz bir hale getireceksiniz. Su kaynaklarının hepsine zarar vereceksiniz. İkinci önemli dünyada işte gelecekle ilgili hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda bakıldığında hizmet sektörü, o da turizm. Bakıyorsunuz turizm sektöründe en güzel yerlerden biri mesela Munzur Dağları. Munzur Dağları inanılmaz doğasıyla, sularıyla müthiş güzel bir coğrafya. Orayı da maden bölgesi ilan edildi. Ya da Salda Gölü. İşte bir örneği Kanada'da varmış. İnanılmaz güzel görüntüleri görünce insan hemen atlayıp oraya gidesi geliyor. Hiç çalışma bile yapılmamış. Siz orayı yapılaşmaya açıyorsunuz. Bu ne akıl kârı, ne vicdani, hiçbir anlamda bir gerçeklik üzerine oturmuyor. Gördüğümüz şey şu, özellikle Kaz Dağları'nda altın arayan şirketin CEO'sunun konuştuğu gibi işte Türkler iyi taşıma yapıyor. Bu tipik bir sömürge ülkelerinin lafları. Onlar da benzer şeyleri söylerlerdi bundan 100 yıl önce. Eskiden gemilere askerler dolardı, giderdi, ülke istilah edilirdi. Ya da bildiğiniz savaşlar olurdu insan gücüyle gidilip o ülkeler alınırdı. Ama şimdi şirketler kanalıyla alınıyor. Kendisinden bir tane ağaç bile kesemeyen ülkeler gelip Türkiye'de binlerce dönümü kesebiliyorlar. Ya da siyanürü kullanabiliyorlar. Ya da Türkiye'ye çöp getirebiliyorlar.
ya da ne bileyim ama işte hasta hayvanları Türkiye'ye getirebiliyorlar. Bir de bu arkadaşlarımız, yani bunlara izin veren arkadaşlarımız milliyetçilik konusunda, millilik konusunda hep atıp tutuyorlar. Böyle bir de tarzları var, tavırları var. Kimseyi beğenmiyorlar. Herkesi vatan haini ilan ediyorlar. Herkesi terörist ilan ediyorlar. Millilikten, yerlilikten bahsediyorlar. Ama şuraya bakın, her tarafı yalan dolan. Örneğin işte 8,5 milyar gelir elde edilecek deniliyor Kaz Dağları'ndan. Ya böyle bir şey olabilir mi? 100 milyon yatırım yapan şirket 8,5 milyarlık bir gelir elde edecek. Bundan da hükümet övünecek. Ya bunu zaten yabancı şirket çıkartıyor. O kaynak sana mı bırakılacak? Yine alıp götürecek. Yani o çıkarttığı altınları, o geliri yine yabancı şirket alıp götürecek. Şimdi şöyle bir şey, bugün Çiğdem Toker yazısında özellikle dikkat çekmiş. İşte bu şirket, Alamos Gold şirketi zaten 2035 yılına dek kazacakmış Kaz Dağları. Yani bizim işte o ciğerimiz dediğimiz Kaz Dağları'nı 2035 yılına kadar kazacak. Yani 15 yıl daha Türkiye'de bu şirket efendim ve milyarlarca dolar kazanıp gidecek daha sonra. Hı hı. 2035'ten sonra da zaten Kaz Dağı falan kalmaz. Hı hı. Ya şimdi hükümet sıcak parayla uzun süredir ülkeyi yönetmeye çalıştı. Binalar dikti her tarafa. Sonuçta ekonominin geldiği durum ortada. Binalarla, betonla bu işler olmayacağı çıktı. Ne gerekiyor denildi. İşte üretim, tekrar fabrikalar. Ama bakıyorsunuz şimdi de sadece 100 milyon yatırımla 8,5 milyar altın çıkartacağını söyleyen bir şirkete geleceği komple teslim ediliyor. En güzel doğa teslim ediliyor. Bir tane işçi çalıştırılmıyor. Yani toplasan. Yani kaç kişi çalışacak orada? Yani o yatırımları başka alanlara verseniz, yani İslam'da arttırıyor olsanız çok daha anlamlı olacak. Türkiye üretime dönmüş olacak. Ama o madenlerden Türkiye'deki vatandaşlarımızın faydalanacağı yok. Yine söylüyorum, o çıkartılan madenleri yabancı şirket olduğu gibi götürecek. Dünyanın neresinde var ya 100 milyon yatır, 8,5 milyar geri al. İnanılmaz bir şey. Evet ve buna gerçekten eğer hainlik, terörist diye anmak istiyorlarsa bunlar işte. Yani sen ülkenin tüm kaynaklarını peşkeş çekmişsin. Sonra da kalkıp işte yok 194 bin değil de 13 bin ağaç kesildi diye savunmaya geçeceksin. Diğer taraftan AKP'li Çanakkale milletvekili bir kadın vekil. Şu an ismini tam olarak hatırlamıyorum. Dün bir açıklama yapmış sosyal medya hesabından. Demiş işte kullandığınız kağıtlar, oturduğunuz masalar hepsi tahta. Bunlar tabii ki kesilecek vesaire tarzında yani akla alınmayacak bir açıklama yapmış. Akıl dışı ya. Şimdi ülkeler geliştikçe bu tür kirli kaynakları dışarıdan alıyorlar. Ben demiyorum ki biz de gidelim başka ülkelerin bereketli topraklarına siyanür dökelim. Onu söylemiyorum ama Türkiye'de saman bile ithal edilirken, Türkiye'de buğday ithal edilirken, pamuk ithal edilirken, akla gelecek her şey ithal edilirken, kağıdın ithalinden mi sıkıntı yaratacak? Ayrıca buradaki mesele orada kesilen ağaçlar değil ki, oraya aynı zamanda siyanür dökülüyor olması. Orada Türkiye'nin en bereketli alanı, yani orayı komple öldüreceksiniz. Komple öldüreceksiniz. Ayrıca su kaynaklarına zarar vereceksiniz. O su kaynakları çünkü büyük şehirlerde kullanılıyor. Ne yani o ağaçları acaba kağıt için kullanacaklar mı? Bir de ona bakmak lazım. İnanmıyorum yani o kağıtları, o ağaçları. Sizin bahsettiğiniz gibi şimdi doğal su kaynaklarımız kirlenecek. Biz içeceğiz de o suları. Bakanlar içmeyecek mi? Onlar bu sudan yavaş yavaş zehirlenmeyecek bu mi? Bu kafa, bu anlayış biliyorsunuz Karadeniz'de işte çay bile içti. Çernobil faciası sonrası hiçbir şey olmaz buradan deyip çay içti. Sonra da orada kanser vakaları patladı. Yani bunlar yani ne ahlaki, ne de akıl kârı, ne vicdani, utanması olmayan bir anlayış. Ya buradan yani ülkenin altına mı ihtiyacı kaldı yani?
ya da başka yer mi yok yani böylesi güzel bir yer. İddia ediyorum burada turizm açıldığında 10 katı daha fazla gelir elde edecektir. Çünkü siz tüm geleceğinizi veriyorsunuz. Yani siyanür buraya döküldüğü andan itibaren ölüyor. Öldürüyorsunuz, toprağı öldürüyorsunuz. Bitti, geleceğimiz ölüyor. Tüm canlıları öldürüyorsunuz, sadece su da değil. Tüm canlılar ölüyor, sadece ağaç ölmüyor. Orada yaşayan tüm canlılar yaşam alanlarında maalesef bir daha gelemez hale geliyorlar. Şimdi biz fotoğraflardan görüyoruz da tabii ki orada olmak, orayı yaşamak daha da zor, daha da acı. Sevgili Saygı Öztürk gitmiş Kaz Dağları'na ve oradaki maden sahasının önünde bir fotoğrafı var. Yine Sözcü Gazetesi'nde yer alıyor bugünkü yazısında. Evet, Kirazlı'da tel örgüyle kapatılan alana gelince aman Allah'ım bu ne böyle diyebildim diyor. Hı-hı. Saygı Öztürk'ün tepkisi bu. Yüz binlerce ağaç kesilmiş. Tel örgünün dışında kadınlar beddua ediyor diyor. Hı-hı. Ve tel örgü içerisinde de kamyon kamyon toprak taşınıyor diyor. Yani şimdi gerçekten bizim de burada tabii Hı-hı. ki yüreğimiz yanıyor ama orada olmak, o ağaç kesimlerine tanık olmak çok büyük acı. Yani o kadınların bedduasını o kadar evet. yürekten hissedebiliyorum ki. Hatırlar mısınız? Bir ara Türkiye'de toprak satılıyor diye yaygara yapılıyordu. İşte İsraillere toprak satılıyor, efendim yabancılara toprak satılıyor, bizim kültürümüz değişecek. Bir sürü şey, bir sürü propaganda. Ya siz işte gözümüzün önünde güzelim memleketi satmışsınız işte. Geleceğini vermişsiniz. Hadi diğer sattığınız, toprak sattığınızda yine insanlar üzerine bir şeyler yapıyor diye. Bu var olanı yıkıyor. Yani dünyanın tamamen en güzel, dünyanın en güzel bölgelerinden biri. Temiz hava, bakın daha konuşulmuyor. Biraz önce bahsettim ya, gelecekte petrolden daha kıymetli olan su. Bir başka bir şey daha var. Gelecekte kaliteli hava tartışmaları daha fazla gündeme oturacak. Şu andaki Türkiye'de çok az kaldı. Çok anlaşılmıyor bu, çok konuşulmuyor. Çünkü o kadar çok sorun var ki oraya gelene kadar. Kaliteli hava İnsan için en gerekli ihtiyaçlardan bir tanesi. Hatta oksijen tedavileri var. Hı hı. Cildi güzelleştiriyor, tedavilerde kullanılıyor ya da ciddi hastalıklarda, yaralarda. Türkiye'de temiz hava, yani şehirleşme bu oranda gittiği müddetçe temiz havaya her zaman ihtiyaç olacak. Ve o bölgede İstanbul'a çok yakın, Kocaeli'ne çok yakın, müthiş güzel bir coğrafyanın olduğu yer. Belki de çok farkına varılmayan ama Türkiye'nin en güzel bölgesi Çanakkale bölgesi ve oraya yakın bir yer. Zaten şurada da ekranda da görüyoruz o güzellikleri. Evet, mesela bazı kronik hastalıkları Hı-hı. olanlara değil mi doktorlar Hı-hı. bu bölgeleri tercih etmelerini elbette, söylerler. Elbette. Efendim siz gidin işte Çanakkale taraflarına, Kaz Dağları taraflarına yerleşin diye. Oksijeni yüksek diye söylenir. Hücre yenilemesini hızlandırır. Daha sağlıklıdır. Evet, özellikle mesela KUA hastaları ya tabii, da tabii. kanser türlerinin bazıları Hı-hı. için bu bölgeler çok doktorlar tarafından öneriliyor. Çok partikül kadarıyla. Dolaşıyor şehir ortamında. Sadece oksijen eksikliği değil, o partiküller de müthiş zarar veriyor. Ama bu bölgeler, yani şöyle söyleyeyim, o bölgede yaşayan köylülere ya da siz gidin, 3 hafta kalın, 3 hafta sonra cilt renginiz bile değişir. O kadar etkilidir oksijen. 3 hafta, 3 haftada yani yenilenir. Yakında, tabii ki hemen bugünden yarına demiyorum, yakında bizim nefes alacak Hı-hı. alanımız kalmayacak. Hı-hı. Temiz su bulamayacağız. Hı-hı. Ve gelecek nesiller için de artık yaşanabilir bir ülke kalmamış olacak. Hı-hı. Böyle giderse eğer. Evet, evet. Bakın sadece şu son 2 haftada 3 tane çok önemli yerin değişikliğini yaptılar. Salda Gölü, evet. Kaz Dağları, Munzur'da maden bölgesi ilan ettiler. 3 tane. Sadece bu 2 haftada karşımıza çıkanlar. Kapadokya'da yeni bir yönetim oluşturdular. Orada yarın ne yapacaklarını bilmiyoruz. Yani orada da yarın bir bakarsınız her taraf binalaşmış olabilir. Antalya'nın hali ortada. Yani Türkiye'nin geleceğini belki de en çok etkileyecek alanlar şimdiden tıkanıyor. Yani açıkçası bakıyorsunuz biz kimle rekabet ediyoruz mesela turizmde? Yunanistan'la, evet. İtalya'yla, İspanya'yla, yani özellik itibariyle bakıldığında
benzer ülkeleri bunlar. Bunların hiçbirinde böyle bir çalışma yok. Aksine büyük binalardan azaltmalar var. Kendimizden düşünelim. Biz bile artık böyle büyük otelleri, betonu yoğun olan yerleri değil de daha doğaya doğru gitmeye başladık. Çünkü yeni trend bu. Ama maalesef Türkiye tam böyle bir beklentilerin olduğu bir dönemde kendi değerlerini mahvediyor. Ve resmen yabancılara peşkeş çekiliyor. Ve bunu da milliyiz, yerliyiz, milliyetçiyiz diyen hükümet yapıyor. Maalesef. Ve bunu da savunuyorlar. Evet, tek çıkar rant. Hı hı. Rant politikası. Rant üzerine kurulmuş bir yapı. Zihinler sadece onun üzerine çalışıyor. Hı hı. Yani kirlenmiş, toprak ölmüş, hiç bunlarla ilgilenmiyorlar. Ben açıkçası bakmak lazım, Türkiye'deki bu şirketin partnerine bakmak lazım. Gizli ortaklığı var mı ona bakmak lazım. Muhtemelen de bunlar sonradan ortaya çıkıyor, gizli ortaklıklar çıkıveriyor. Evet, peki biraz da iç siyasetten konuşalım isterim ben, süremiz de artık 35 geçiyor, bayağı konuşmuşuz. İç politikada neler oluyor? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gördüğümüz kadarıyla özellikle parti içerisine yönelik de çok fazla mesajı var. Parti içerisinde tabanda bu kaymalar, çökmelerin sebep olduğu bir moral bozukluğu var kendisinde. Öte yandan dün Devlet Bahçeli'nin attığı tweet çok önemliydi, değil mi? İyi evet. Parti kurultayı öncesinde, yarın İyi Parti'nin kurultayı var Ankara'da. Bahçeli çağrı yaptı açık açık İyi Parti'ye, gelin birlikte olalım tarzında. Tabii İyi Parti'den cevap gecikmedi. Sayın Meral Akşener kahkahayı patlatmış kendisi. Evet. Ama Devlet Bahçeli'nin burada vermek istediği mesaj neydi sizce? Artık AKP ile MHP arasındaki o ittifak yavaş yavaş çatlamaya, zaten bir çatlaklık söz konusu oluyordu yine tabanlarda. Hani liderler bazında değil ama tabanda görebiliyorduk bunu. Söylemlerden yola çıktığımızda çok net anlaşılıyordu. Birkaç gün önce de Erdoğan Bahçeli'nin daha önce hiç kimsenin gitmediği, gidemediği evine gitti. Bu da bir ilkti aslında. Bir görüşme gerçekleştirdiler. Sistem üzerine bir görüşme olduğu söylenmişti. Dün Devlet Bahçeli'nin attığı tweet kafaları iyice karıştırdı. Neler oluyor sizce? Nasıl bir yorumunuz var? Şöyle, İstanbul seçimleri Türkiye'de yeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Bir kere onu bir yere koymak lazım. O da AK Parti'nin kendini yeniden değerlendirmesine, sistemi tekrar tartışmasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kendini bir alan bulmasına ihtiyaçla doğurdu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi topluma verdiği mesajlarda, seçim döneminde söylediği mesajlarda, vaatlerde, geldiği nokta itibariyle hiç alakası olmayan bir parti haline döndü. Örneğin işte emekli yaşa takılanlar, 3600, bunlarla ilgili bir sürü vaatte bulundu. Af konusunda ciddi bir kitleden oy aldı. Çünkü böyle bir beklentide olan insanlara ben size af getireceğim dedi. Toplumsal olarak bu beklentileri yerine getiremeyen bir parti var. Yani albenisi kalmamış bir parti. İçerik olarak, İlkeler olarak da bakıldığınızda işte Kaz Dağları'ndaki yaşanan olaylar, tank palet olayı, hükümetin yaptığı olaylar hep savunmaya devam etmesine rağmen aslında kendi ideolojisine inanılmaz ters bir hale gelmiş durumda. Hatta öyle bir hale geldi ki partili cumhurbaşkanlığı sistemini tek savunan parti halinde. Artık taban dağılmak üzere, tabanı tutmaları mümkün değil. Üst kadrolarda ciddi sıkıntılar var. İşte bu tür dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ani çıkışları oluyor. Adana'da da kuruluş yıl dönümlerinde Adana'da da çağrı yaptı ülkücülere. Dün de İyi Parti'ye çağrı yaptı ama içi boş, anlamsız. Belki de uzun zamandır espriden eksik siyasetimize Meral Akşener'in o gülmesi, o attığı tweetle bir espri katmış oldu. Bir çok anlamlı gelmiyor bana açıkçası o. Ama daha çok bizim Eylül ayından sonra bu yeni sistemin tartışmalarına bakmak lazım. Yeni sistem istikrarlı gitme şansı yok. Sürdürülebilir değil. Yeni bir şey getirecekler. Belki de Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti yeni partner arayışına girmiş olabilir. Çünkü bu
yeni kurulacak partilerle 50 oranını zaten kaybetmekteydi. İyice aşağılara düşecek. Bu araçlar içerisinde böyle ani çıkışlar göreceğiz. Çok anlamlı değil açıkçası. Karşılık bulma ihtimali değil. Olmayan, yani mevcutta erimeye giden bir partinin büyümekte olan bir partiden oy talep etmesi ya da partili talep etmesi çok açıkçası anlam olmayan bir şey. Bu açıklamalar geldikçe de tabii ki erken seçim kaçınılmaz yorumları da dün sosyal medyada çokça dile getirilmiş. Biz açıkçası onu birkaç defa dile getirdik. Bizim belediyelerde verdiğimiz hizmetlerin görülmesini istiyoruz. O açıdan bir erken seçim talebimiz yok. Hükümetin iki kanadı da erken seçim talep etmediklerini söylediler. Türkiye şu anda erken seçimi çok da kaldırabilecek bir ekonomik anlamda ciddi bir yük halinde. Psikolojik anlamda da siyasi anlamda da çok fazla seçim yapıldı. Neredeyse 10 ay ortalamayla seçim yapıldı. Referandumlar, yerel seçimler, tekrar seçimler. Sürekli bir seçim yapıldı. Bu doğru bir şey de değil. Yani bu tür ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde çok büyük bir zarar verir. Yeni sistem zaten sürdürülebilir bir şey değil. Ama sistem tek başına yöntem olamaz diyor mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir tartışma bile söz konusu değil diyor. Göreceğiz, halktan kopuk. Bir kişi var, her şeyin kararını veriyor. Referandumu gösteriyor ama. Göstersin. Halk iradesi sonsuz değil, değişebiliyor. O gün hiç sistem tartışması olmadan bir referandum yaşandı. Bu işleri iyi biliyorlar. Algı yönetimiyle mühürsüz oylar götürüyorlar. Kabul edildi. Mühürsüz olarak kabul edildi. Rekabetin olmadığı, haksız rekabetin olduğu daha doğrusu bir seçimdi. Devletin tüm imkanlarını kullanan, her türlü etik dışı yöntemleri deneyen bir seçimdi. Ama sonuç itibariyle vatandaşa bugün gidip sorduğunuzda hiçbiri bunu kabul etmez. Çünkü ekonomiyi bu sistem berbat hale geldi. Zamlar bakıldığında dolardaki yükseliş, zamların hepsi bu sistemle birlikte oldu. Yasama çok atıl hale getirildi. Kaliteli yasama deniliyordu. Yasamayı çok güdük hale getirdi. Yargı çok fena bir hale geldi. Türkiye'de belki de Cumhuriyet tarihinin itibarı en düşmüş yargısı var şu anda. Yani birkaç tane örnekle bunu söyleyebiliriz. Kimse güvenmiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun son İstanbul seçim kararı bile bunun en önemli göstergesi. Bilim yuvaları dağılmış durumda. Çünkü her şeyi yapan, her şeyi atayan bir cumhurbaşkanı var. Rektörlerin açıklamaları ortada. Askerlerin durumu ortada. Polislerin durumu ortada. Yani Türkiye'de tüm kurumların geldiği hal içler acısı. Aslında görünen şey şu, bir başkan var. O başkan her şeye karar veriyor ve onun altına da bürokratlar konmuş durumda. O bürokratlar da özel sektörden alınmış. Özel sektörün başarısını yerine getirsin diye göreve getirilmiş. Ama bir bakıyorsunuz işte Sağlık Bakanı kendi üniversitesine yeni arsalar peşkeş çekiyor. Bir başka bakan kendi şirketine kolaylıklar sağlıyor. Böyle bir yapı, böyle bir yönetim mümkün değil Türkiye'yi iyi bir yere götürsün. Zaten rakamlar ortada, somut görüntü ortada. Türkiye'de belki sarayın etrafında 100 kişi, belki 10 tane müteahhit, bunların dışında hiç kimse memnun değil. Çok ciddi oranda ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Minimum %50'lerde vatandaş fakirleşmiş durumda. Satın alma paritesi düştüğü anda zaten o fakirleşme ortaya çıkıyor. Maaşıyla aldıklarının şu anda yarısını bile alamaz haldeler. O açıdan bu sistemi ne kadar aynısını devam ettireceğiz, bu doğrudur deseler de vatandaş en sonunda sandıkta bunun karşılığını verecektir. Evet, ki vermeye de başladı. 31 Mart seçimleri gösteriyor ki ilk etapta adalete olan güvensizlikten kaynaklanan vatandaşın artık bu
bu durumları kaldıramama durumu, ekonomi aynı zamanda yine büyük bir etkendir sonuçlarda. Gördük ki vatandaş artık dur dedi. Peki, çok teşekkür ediyoruz size Sayın Bulut. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, basının gündeminin bu saatini de burada noktalayalım. Saat başında tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.